TRT Spor. Fatih Terim 11'ini değiştirmedi. Süper Lig'in 42. ve son haftasında Helenex yeni Malatyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hafta içinde Yukatel Denizli Spor ile oynadıkları maçın 11'ini korudu. Sarı Kırmızılı ekip, Türk Telekom stadındaki maça Fernando Muslera, Dindir Yedlin, Ryan Dong, Marko Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Gelson Fernandez, Emre Akbaba, Ryan Babel, Arda Turan ve Halil Dervişoğlu 11'i ile çıktı. Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Ogene Karo Etebo, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyendama, Mustafa Muhammed, Emre Kılınç ve Sofayan Feaule oturdu. Fatih Terim, ligin 41. haftasında deplasmanda Yukatel Denizli Sporu 4-1 yenerek zirvenin ortağı oldukları müsabakanın ilk 11'inde değişiklik yapmadı. 6 oyuncu kadroda yok. Sarı-kırmızılı ekipte 6 futbolcu farklı nedenlerden ötürü müsabaka kadrosuna alınmadı sakatlığı nedeniyle hafta içindeki Yukatel Denizli Spor maçının kadrosuna dahil edilmeyen Falco, son haftadaki yeni Malatya Spor karşılaşmasında da forma giyemedi. Dünkü antrenmanda sakatlanan ve çalışmayı yarıda bırakan Onyekuru da müsabaka kadrosunda yer bulamadı. Annesi vefat eden Martin Lins de kadroya alınmayan diğer isim oldu. Sakatlığı süren sol bek Emre Taşdemir'in yanı sıra kaleci Fatih Öztürk ve stoper Valentine Ozornvafor'un da müsabaka kadrosuna isimleri yazılmadı. Türk Telekom stadında oynanan müsabakayı bir grup davetli tribünden seyretti. Galatasaray, maça şampiyonluk ihtimaliyle çıkarken sarı kırmızılı taraftarlar erken saatlerde stat çevresine geldi. Ancak emniyet güçleri, taraftarların stat çevresinde kalmasına ve içeri girmesine izin vermedi. Emniyet görevlileri stada giden yolları kapatarak, Sarı Kırmızılı Kulübün Türkiye Futbol Federasyonu'na verdiği davetli listesindekiler haricinde kimsenin geçişine müsaade etmedi. Davetliler, teker teker kimlik kontrolünden geçirilerek içeri alındı. Karşılaşmayı tribünden izleyen taraftarla sarı kırmızılı ekibe tezahüratlarla destek verdi. Yeni Malatya Spor'da tek değişiklik. Helenex Yeni Malatya Spor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig'de son oynadığı Atakaş Hatay Spor maçının 11'inde tek değişikliğe gitti. Sarı Siyahlı Ekip, Müsabakaya Ertaç Özbir Issam Çebek, Semih Kaya, Wallace Fortuna, Teenage Hadebe, Karim Hafes, Zeki Yavru, Steven Mallan, Morayk Fofana, Adem Büyük, Benjamin Tete, 11 ile çıktı. Malatya temsilcisinin yedek kulübesinde Abdülsamet Damlu, Afriya Akua, Umut Bulut, Ali Mal, Doğukan Emeksiz, Ahmet İldiz, Erik Endize'ye, Mustafa Eskihelaç, Kubilay Kanatsız Kuş, Bülent Cevahir yer aldı. İrfan Buz, Son Hatay Spor müsabakasına ilk 11'de görevlendirdiği kanat oyuncusu Mustafa Eski Elaç'ı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncunun sağ bekçe bakeye formayı verdi. Galatasaray taraftarından Filistin mesajı. Galatasaray taraftar grubu, Ultraslan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını tepki göstermek için pankartlar hazırladı. Türk Telekom stadının tribünlerine asılan pankartlarda insanlık vicdanını Kudüs'te yitirdi, Kudüs kıbledir, Kudüs miraçtır ve Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır ifadeleri yer aldı. İki pankarta ise HZ. Ali'nin, bir zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun ve zalim ısrarla zulme devam ediyorsa bil ki sonu yakındır. Mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır, sözleri yazıldı. Sporix. Arda Turan. Galatasaray bunlarla yıkılmaz. Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, yeni Malatyaspor'u Sporu 3-1 mağlup etti ve Beşiktaş'ın Göztepe'yi 2-1 yenmesinin ardından Averaj'la sezonu ikinci sırada tamamladı. Tekrar ayağa kalkacağız. Sarı Kırmızılılarda Arda Turan maçın ardından yaptığı açıklamada, yoğun maç temposuna rağmen herkes elinden gelen katkısı sağladı. Sonu farklı olsun isterdik, hem Denizli Spor maçı, hem bugün, hem de Beşiktaş maçı, şampiyonluğu alacak kadar oynadık, pozisyonları da bulduk. Denizli'de de burada da daha farklı olacak pozisyonları bulduk. Galatasaray'ı seviyoruz, Galatasaray'ın ait olduğu Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için elimizden geleni yapacağız, tekrar ayağa kalkacağız. Daha iyisini nasıl yapabiliriz, daha fazla nasıl gelişebiliriz bakacağız, dedi. Galatasaray bunlarla yıkılmaz. Arda Turan ayrıca, bazılarıyla bizim farkımız var, biz futbolu nasıl geliştirebiliriz diye bakıyoruz. Sezon içinde cezalar alıyorum abuk sabuk, savunma yapıyoruz, örneği olmayan ceza alıyoruz. Avrupa'da futbolu bilmeyen 3. sınıf kişiliklerle devam ederler, futbolda böyle olmaya devam eder, Avrupa'da olmayız. Kimi zamanında Arda'ya söyleyemediklerini arkadan dolanarak yapıyor. 6 pastan gol atamayınca şampiyonluk kaybediyoruz. Artık üzüntüsünü yaz boyunca çekip dönüp ne kadar büyük camia olduğumuzu göstereceğiz. Galatasaray bunlarla yıkılmaz, sözlerini kullandı. Beyin Sports. Galatasaray bunlarla yıkılmaz. Şampiyonluğu kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyen Arda, herkes elinden geleni yaptı. İyi bir takım ruhu gösterdik. Son maçlarda şampiyonluğu alacak kadar oynadık. Denizli'de daha farklı olabilirdi. Bugün ikinci yarıda daha fazla gol atabilirdik. Olmadı. Bunun üzüntüsünü tüm yaz çekeceğiz. Tekrar ayağa kalkacağız. Galatasaray bunlarla yıkılmaz dedi. Beşiktaş'ı tebrik eden Muslera ise şu ifadeleri kullandı. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Şampiyon oldular. Sezonun ilk başında takımımın yanında değildim. Arkadaşlarımla gurur duydum. Çok uzun bir sezon oldu. Başta Fatih Hoca, yardımcılar, tüm takım arkadaşlarım ve bizim başarımız için çalışan herkese teşekkür ediyorum. Şampiyonluğu kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyen Arda, herkes elinden geleni yaptı. İyi bir takım ruhu gösterdik. Son maçlarda şampiyonluğu alacak kadar oynadık. Denizli'de daha farklı olabilirdi. Bugün ikinci yarıda daha fazla gol atabilirdik. Olmadı. Bunun üzüntüsünü tüm yaz çekeceğiz. Tekrar ayağa kalkacağız. Galatasaray bunlarla yıkılmaz dedi. Beşiktaş'ı tebrik eden Muslera ise şu ifadeleri kullandı. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Şampiyon oldular. Sezonun ilk başında takımımın yanında değildim. Arkadaşlarımla gurur duydum. Çok uzun bir sezon oldu. Başta Fatih Hoca, yardımcılar, tüm takım arkadaşlarım ve bizim başarımız için çalışan herkese teşekkür ediyorum. NTV Spor. Fatih Terim'den sözleşme açıklaması. Sözümüzü yerine getirdik. Süper Lig'in son haftasında Göztepe karşısında aldığı galibiyetle puanını 84'e çıkaran Beşiktaş, aynı puanda yer alan Galatasaray'ın önünde yer aldı. Beşiktaş bu sezon 89 gol atıp 44 gol yiyerek artı 45 averaj yakaladı. Sezonun son haftasında Helenex Yeni Malatyaspor'u evinde 3-1 mağlup eden Galatasaray ise toplam 80 kez fileleri havalandırdı. Kalesinde 36 gol gören Galatasaray artı 44 averajda kalınca şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırdı. Sarı Kırmızılılarda Fatih Terim, Malatyaspor maçının ardından Beyin Sports'a konuştu. Oyuncularımla vedalaşırken teşekkür ettim. 42 hafta kolay değil. Sadece koronavirüs ve rakiplerle uğraşmıyorsunuz. Birçok unsurla uğraşıyorsunuz. Oyunun içinde herkes var. Oyuncularımla vedalaşırken teşekkür ettim. Biz hiç bırakmadık. Florya hiç bırakmadı. Çok da yaklaştık aslında. Basit bir hesapla Denizli'de ve burada yemesek olacaktı. Kısmet değilmiş. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, teknik ekibime teşekkür ediyorum. Bizi samimi olarak destekleyen taraftarlara teşekkür ederim. Camiada bizi destekleyen çoğunluğa teşekkür ederim. İçeriğiyle de ayrı uğraştık, bize çok ciddi yaralar verdiler. O kadar çok şeyle uğraştık ki, hakemlerle, federasyonla ayrı uğraş, bir de içeriğiyle ayrı uğraş. Bizim bu yarışı çok önce bitirmemiz gerekirdi. Kadrolar ne olursa olsun bizim bu işi daha önce bitirmemiz gerekirdi. Bize çok ama çok ciddi yaralar verdiler. Buna rağmen, herkese rağmen, her şeye rağmen. Olabilirdik. Her şampiyonluğun buna rağmenleri vardır. Bu şampiyonluğun daha çok olacaktı. Galatasaray'la ve Galatasaraylılıkla gurur duyuyorum. Ben yalnızım dediğimde çok şey ifade ettim de pek anlamadılar. Maalesef öyle. İçeridekiler daha tehlikeli. Dramatik bir kayıp oldu. Yenilen iki golle, atılmayan penaltıyla gibi. Rakibimizi tebrik ederiz. Rakiplerimizin hepsini tebrik ederiz. Herkesin zamanını güzel geçirmesini sağladık. Korona tehlikesinin içindeydik sürekli. Deplasmanlar, seyahatler, cezalar tabii fazlaydı bize gelince. Güçlü olmazsanız size herkes dokunur. Galatasaray'ın güçlü olmaya ihtiyacı var. Dışarıdaki rakipler, aleyhimize çalışanlar. İçeridekiler daha tehlikeli. Galatasaray bunları aşmalı. Konuşacağımız çok şey olacak. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Galatasaray ile gurur duyuyorum oyunculara, hocalara söylenen şey olacak iş midir? Sezonun en sıkıntılı, en alevli zamanında oyunculara, hocalara söylenen şey olacak iş midir? Sonradan bunu çok güzel pazarlayıp sanki hırslandırmak içinmiş gibi falan. Bunları geçelim. Biz bunları içimize attık. Hem terbiyemizle hem duruşumuzla. Siz Haziran'da seçim yapacaksınız. Transfer ne zaman? Siz her şeye rağmen Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynayacaksınız. Galatasaray'ın çok önemli bir yapılandırmaya ihtiyacı var. Bu kadar borcun altında 5 tane başkan adayı müthiş. Umarım herkes hazırlıklıdır. Herkes Galatasaray'ın problemlerine hazırlıklıdır. Enkazı temizlemeden herhangi bir yere gidemeyiz. Banka yetiş imdadımıza şekliyle Galatasaray hiçbir yere gitmez. Belki bir beyaz gömlek giyip sorunlar nedir, çareler nedir konuşabiliriz.